Feray Ertekin Aydoğan, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bize dün aktarmıştınız, önce 40 okuldu sizinle konuştuğumuzda, sonra bu sayıyı açıklayacağız dediniz. Akşam saatlerine ilişkin bir açıklama yaptınız tekrar. 80 okuldu, bir gelişme var mı? Okullardaki son durum ne? Çağrınıza bir karşılık alabildiniz mi? Öncelikle adalet talep ettiği için, adil yargılanma hakkını talep ettiği için Somalı madencilerin avukatı, emekçilerin avukatı Ebru Timti'yi kaybettik. Saygıyla anıyorum ve Aytaç Ünsal'ı da kaybetmemek için bir an önce harekete geçilmelidir. Bu hukuksuzluklar her gün yüreğimizi daha da acıtmaya devam ediyor. Ve hepimizin hukuk adalet talebi için ses yükselttiler. Bir an önce gerekli adımlar atılmalıdır. Ve tüm bu süreçle birlikte hem hukuksuzlukları yaşadığımız bir alan olmaya devam ediyor eğitim alanı, hem de salgın döneminde vaka sayılarının artmasına rağmen, yayılımın artmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığına tanıklık ediyoruz. Ve 24 Ağustos itibarıyla gerekli önlemler alınmadan ve mesleki çalışmalarımızı uzaktan erişimle de yapmak mümkünken, bu uyarılarımıza rağmen öğretmen arkadaşlarımız okullara çağrıldılar. Ve dün 80 vaka pozitif tanısı konulan veya tanı konulan kişiyle temas edilen 80 okul sayısını paylaşmıştık eğitimsel olarak. Biraz sonra tekrar bir açıklama yapacağız. Şu anda yine şubelerimizden arkadaşlarımızın bize ulaştırdığı okul sayısı 100'ün üzerine ulaşmış durumda ve her geçen dakika bu sayı artmaya devam ediyor. Eğitimsel olarak çok büyük bir çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Pozitif tanısı konulan veya temas halinde olan öğretmen arkadaşlarımızın bulunduğu okullarda gerekli önlemlerin alınması, okulda bulunan tüm eğitim emekçilerinin bir an önce karantinaya alınmasıyla ilgili çok yoğun bir çaba gösterdik. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki çalışmaları öğretmen arkadaşlarımız çağrılmadan önce yapması gerekenleri yapmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. Feray Hanım, 100'den fazla okulda şu anda bu bilgiyi mi aldınız? 80'di ve 100'den fazla okul haline mi geldi bu? Evet, evet, evet. Ve sayı her geçen dakikada artmaya devam ediyor. En son 140'ın üzerinde bir sayıya ulaştı şu an elimize gelen bilgiler. 140. Ve maalesef sürekli evet bu sayının arttığını görüyoruz. Ve şunu çok net bir şekilde hep birlikte yaşadık, deneyimledik. Okullar maalesef aradan aylar geçmesine rağmen ve 21 Eylül'e seyreltilmiş ve aşamalı eğitimin başlanacağı olarak ilan edilen tarihe günler kalmasına rağmen hala yüz yüze eğitim için hazır değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgına karşı uygulanabilir etkili bir stratejisinin olmadığını da çok net bir şekilde gördük. Milli Eğitim Bakanlığı bütün eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin ve tüm toplumun sağlık hakkından sorumlu. Ve şu ana kadar bu açıklamaları ard arda okul okul, il il yapmamıza rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın hala bir açıklama yapmaması da bizim için kabul edilebilir değil. Acilen gerekli önlemler alınmalı. Tanı konulan veya tanı konulan kişiyle temas edilen arkadaşlarımızın bulunduğu okullara ilişkin hangi çalışmaların yürütüldüğüne dair mutlaka kamuoyuyla paylaşım yapılmalı. Hep belirtmeye devam edeceğiz. Salgın süresince, okulların kapalı olduğu süre uzadıkça öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopuşunun hızının arttığına tanıklık ediyoruz. Ve bir an önce okullarda yüz yüze eğitimin başlamasını en çok ve en çok bu ülkenin öğretmenleri olarak, eğitim emekçileri olarak biz istiyoruz. Ancak gelinen tablo üzerinden de çok net bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Okullar kesinlikle ve kesinlikle salgına hazır değil ve eğitim hakkıyla sağlık hakkı arasında ayrılmaz bir ilişki var. Ve bu bütünlükte bütün adımların atılması gerekiyor. Ek bütçeyle ilgili bir an önce adım atılmalı, okullarımıza yeterli bütçe ayrılmalı, öğretmen ataması, temizlik görevlisi, sağlık görevlisi ataması yapılmalı, okullarda fiziksel mesafenin korunmasıyla ilgili tüm önlemler bir an önce alınmalı. Ancak az önce de belirttiğim gibi haftalar kalmasına rağmen
hala okulların hazır bulunmaması, okullarda yüz yüze eğitimle ilgili hiçbir çalışmanın yapılmamış olması, yine mesleki çalışmalardan önce de yüz yüze eğitim başlamadan önce de bütün eğitim emeklisi arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize ücretsiz test yapılması gerektiğini, risk grubu değerlendirmesi yapılarak önlemlerin alınması gerektiğini, kronik rahatsızlığı olan kalp diyabet hastalığı ve benzeri hastalıkları olan pozitif tanısı konulan veya tanı konulan kişiyle temas edilen bütün eğitim emeklisi öğrencilerimizin tespit edilmesi, hatta birinci derece yakınları ile ilgili sürecinde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği uyarısını defalarca yaptık. Ancak tüm bu önlemlerin alınmamasının şu an sonuçlarını yaşıyoruz okullarda. Evet. Ve Feray Hanım, peki şu ayıplı bir soru ama bunca baskıyla her aşamada karşı karşıya kaldığımız için tüm süreçlerde okullarda da size bu bilgi geliyor. Yani bir veri verdiniz, bir sayıyı verdiniz ama bir baskı altında aman bu bilgi dışarı çıkmasın baskısı da var mı? Hem şubelerimiz çok düzenli bir şekilde açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Yaşanılan vakalar üzerinden yerellerinde de bu açıklamaları yapıyor. Biz de sizlerle de paylaştığımız gibi il il ve okul isimleriyle birlikte paylaşıyoruz. Bu sürecin kesinlikle gizlenmesine veya saklanmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. O yüzden tam peki bu Feray Hanım. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Hani bizim şu an yürüttüğümüz eğitim senneleri olarak yürüttüğümüz çalışmayı yapması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bakın şu anda mesleki çalışmalar süresince bu hafta boyunca arkadaşlarımız, şube yürütmelerinde yer alan arkadaşlarımız veya okullarda iş yeri temsilcisi üyemiz olan arkadaşlarımız ki biz bütün eğitim emekçilerine seslenmiştik. Okullarda gerekli okullarda sorunların tespit edilmesinin kayıt altına alınması ve eğitim sen şubelerimize iletişime geçilmesi noktasında okullarda tutanak tutuyorlar. Okul yönetimlerine gerekli önlemlerin alınması noktasında bir an önce gereğinin yapılmasını iletiyorlar ve okulların karantina altına alınmasıyla ilgili il ilçe milli eğitim müdürlükleriyle de şubelerimiz iletişime geçerek bu süreci arkadaşlarımız takip ediyor. Yani alınması gereken önlemlere dair sürecin takibini şu anda arkadaşlarımız yapmış durumda. Yani şu an okullarda yaşadığımız şu gerçeklikle karşı karşıyayız, sağlık riskiyle baş etmek eğitim emekçilerine bırakılmış durumda şu anda. Evet. Feray Hanım, takip edeceğiz sizi. Siz bu okul isimlerini de açıklıyorsunuz hangi okullarda olduğu. Detaylı bir şekilde biz de o okulları paylaşacağız izleyicilerimizle. Teşekkür ederiz katıldığınız, değerlendirdiğiniz için. Sizden takip etmeye devam edeceğiz. Buyurun, buyurun. Bir özellikle eklemek istiyorum. Önceki gün 26 Ağustos tarihinde bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı biliyorsunuz. Kamu kurumlarında çalışanların uzaktan ve dönüşümlü çalışmasıyla ilgili bir düzenlemeydi bu. Bu genelge şu anda salgında gelinen boyutun ciddiyetini gösteriyor bize. Arkadaşlarımız hala önümüzdeki haftalar içerisinde de okullara çağrılmaya devam ediliyor. Biz gerekli gördüğümüz durumda hiç çağrılmadan da her türlü görevi yerine getiririz. Ancak bu önlemler alınmadığı koşullarda arkadaşlarımızın çağrılması aynı zamanda öğrencilerimizin ve halkın sağlık hakkını riske atmaktadır. Kesinlikle ve kesinlikle bu genelge uygulanmalı. Mesleki çalışmalarımızı uzaktan erişimle yapmak mümkün. Bu gerekli önlemler alınıncaya kadar uzaktan erişimle yapılabilmesiyle ilgili düzenleme yapılmalı ve duyurulmalı mutlaka. Ve tüm arkadaşlarımızı da tekrar ve tekrar çağrımız. Riskli alanlarda, sağlık riski olan alanlarda çalışmak zorunda değiliz. Uluslararası sözleşmelerden ve iç hukuktan kaynaklı haklarımız var. Herhangi bir şekilde riskli bir durum tespit ettiğimizde mutlaka tutanak altına alalım, okul yönetimlerine bildirelim ve eğitim sen şubelerinden arkadaşlarımızla mutlaka ve mutlaka iletişime geçelim. Şu çabamız, mücadelemiz bütün eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerimizin, halkın sağlık hakkı için. Feray Hanım, çok teşekkür ederim ama az önce Ebru Timtik ve tüm adaletle ilgili konuştuğumuz konuda da korku dağları nasıl sardıysa
Buradaki aslında meslektaşlarınız için de aynı şey geçerli. Atamaları yapılan, mesleğinin başında olan, öğretmen olan aman bir korkuyla ya zaten zor atandım, o sınava zor girdim, zor kazandım diyen ve bir işe tutunabilen insanların bir taraftan da hakları olsa bile bazen seslerini çıkarabilmeleri de güç oluyor. Dönüp dolaşıp yine adalet noktasında aslında tıkanmış oluyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız, değerlendirdiğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.